çocukça olsun. Benim dünyam Yusuf'un dünyası, senin dünyan Yusuf'un dünyası, Yusuf'un dünyası. Yusuf, Osman, hadi uyanın. Of, hadi artık siz uyanın ki ben uyuyabileyim. Osman, Osman, hadi kalk kardeşim. Osman, kardeşim. Anne, baba, çabuk gelin. Osman, kardeşim, aç gözlerini ne olur. Hayırdır oğlum, ne oldu? Yusuf yavrum. Anne, uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım. Osman'ın ateşi var. Abi, neden bağırdın, ne oldu? Elinde kolunda kızarıklıklar var. Alerji gibi görünüyor ama neden ateşi çıktı acaba? Çocuklar siz hazırlanın. Okula geç kalmayın. Biz Osman'ı hastaneye götürelim. Kahvaltı hazır çocuklar. Hadi vakit kaybetmeyin. Dedeniz sizinle ilgilenir. Söyle bakalım Osman, dün ne yedin? Hatırlamıyorum doktor amca. Mercimek çorbası, pırasa ve makarna. Bir de salata doktor bey. Oğlumun neyi var acaba doktor bey? Alerji gibi görünüyor. Kan ve idrar tahlili yapacağız. Tahliller çıksın, daha net konuşabilirim. Doktor amca, lütfen kanımı almayın. Çişimi yapayım, onu tahlil yapsınlar. Ne yani, korkuyor musun? Yok, yok, korkmuyorum. Ama ben zaten küçücüğüm. Kanımı alırsanız kanım azalır, hasta olurum. Sen de iyi beslenirsin. Bol bol pekmez yersin, kanın çoğalır. Anneciğim, ben çok korkuyorum. Doktoru sen ikna et, ne olur kanımı almasın. Canım benim. Oğlum, korkuyorsun, anlıyorum. Ama senin hasta olmana neden olan mikrop belki de kanın incelendiğinde anlaşılacak. Biz her zaman senin yanındayız. Seni çok seviyoruz. Geçmiş olsun. Tahlil sonucu çıkınca hemen gelin. Sağ olun doktor bey. Hayırlı sabahlar öğretmenim. Hayırlı sabahlar Yusuf. Şey öğretmenim. Biraz önce annen aradı. Çok geçmiş olsun. Sağ olun öğretmenim. Yücel'e haber verecektim ama daha gelmemiş. Yücel de hastaymış Yusuf. O da gelmeyecek bugün. Osman'la Yücel'in aynı gün hasta olması ilginç değil mi öğretmenim? Haklısın Yusuf. İyi dersler öğretmenim. Öğretmenim gelmeden sınıfta olmalıyım. İyi dersler Yusuf. Kolay gelsin doktor bey. Bizim tahlil sonuçları çıkmış. Buyurun, ben de şimdi tahlil sonuçlarına bakıyordum. Ciddi bir şey yok değil mi doktor bey? Osman'ın okul gereçleri ya da giydiği bir şey Osman'a zarar vermiş. Çocukların okul ihtiyaçlarını, kıyafetlerini alırken oldukça titiz davranıyoruz doktor bey. Parmaklarımın arası çok kaşınıyor doktor amca. Dün çok yazı yazdın sanırım. Yok, yazı yazmadım. Yücel'in öyle güzel boyaları var ki onlarla çok resim yaptım. Şimdi sana iğne yapacağım, kaşıntın geçecek. İğne yapmanız şart mı? İlaç verseniz. Muhtemelen o boyalar seni bu hale getirdi. Ve iğne senin vücudundaki mikropları ilaçtan daha kısa zamanda yok edecek. Daha çabuk iyileşmen için iğne olman şart. Boya beni nasıl hasta edebilir ki? Osman, bazı kalemler, silgiler, resim boyaları, çanta gibi ürünleri daha çok para kazanmak için ucuz ve zararlı maddelerle yapıyorlar. Sizin ilginizi çeksin diye içine kimyasal maddeler koyuyorlar. Hiçbir şey anlamadım. Bak şimdi, resim yaparken kullandığın boyaları düşün. Düşündüm.
Renkleri benim boyalarımdan daha güzeldi. Parlıyordu sanki. Yüce, senin boyalarını kullanabilir miyim? Tabii Osman, al. Alma Osman, sen kullanma bari beni. Hasta olacaksın. İstediğin kadar söyle, duyamaz seni. Yaptıkları resimleri benimle boyarken çocukların mutluluğunu gördükçe utanıyorum kendimden. Benim içime zararlı maddeler koyan insanları hiç sevmiyorum. Ne güzel, vücuduna yerleşip zarar verebileceğim yeni bir çocuk daha oldu. Ben solunum yoluna gidiyorum arkadaşlar, benle gelen var mı? Hadi beni takip edin. Ben sizden önce davrandım. Oh ne güzel, Osman'ın kanında yüzüyorum. Şimdi anladın mı Osman? Anladım doktor amca. Hadi o zaman hemşire abla iğne yapsın, çabucak iyileş. Tamam doktor amca. Uzan bakalım küçük bey. Hemşire abla ben hazırım. Hadi artık iğne yapabilirsin. Osman çoktan bitti. Aa, hiç acımadı ki. Geçmiş olsun Osman. Sağ olun. Anne, Yücel'e söyleyeyim, atsın o boyaları. Aa, çok acımadı, acımadı. Thank you.